Evet sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda büyük mantarımızın devamını yapıyoruz. Yani küçük mantarımızı yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diye diyorum ve bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamıza 6 tane sık iğne yapıyorum. İkinci sıramızda her bir sık iğneyi çift batarak sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Üçüncü sıramızdayız. Bu sıramızda bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift yapıyoruz. Bu işlemi toplam 6 defa tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızdan 10. sıramız dahil toplam 7 sıra 18 tane sık iğnemizi hiçbir işlem yapmadan düz örüyoruz. Evet, 7 sıra 18 tane sık iğnemizi örelim. 11. sıramızdayız. 11. sıramızda bir sık iğne yapıyoruz. Bir azaltıyoruz. Bir sık iğne örüyoruz. Bir azaltıyoruz. Bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. 12. sıramızdayız. 12. sıramızdan 14. sıramız dahil toplam 3 sıra 12 tane sık iğnemizi hiçbir işlemi yapmadan düz örüyoruz. Evet, 3 sıra düz örelim. 15. sıramızdayız. Bu sıramızda bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane kesiyoruz. Bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane kesiyoruz. Bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane kesiyoruz. Geriye kalan 3 tane sık iğnemizi örüyoruz. Sıramızın sonunda 9 tane sık iğnemiz kalacak. 16. sırayı 9 tane sık iğnemizi 16. sıramızda düz örüyoruz. 17. sıramızdayız. 17. sıramızda İç duvardan örüyoruz. BLO denilen işlemi yapıyoruz. sekizinci sıramızdayız. 18 ve 19'u 2 tur 9 tane sık iğnemizi düz örüyoruz.
ikinci turumuz. Yirminci sıramızdayız. Yirminci sıramızda 9 tane sık iğnemizi dış duvardan örüyoruz. Yirmi birinci sıramızdayız. Yirmi birinci sıramızda bir sık iğne örüyoruz, bir artırıyoruz, bir sık iğne örüyoruz, bir artırıyoruz, tekrar bir sık iğne örüyoruz, bir artırıyoruz, geriye kalan üç tane sık iğnemizi örüyoruz. Yani sıramızın sonunda 12 tane sık iğnemiz oldu. 22. sıramızdayız. 22. sıramızda bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. 23. sıramızdayız. 23. sıramızda bir tek, bir çift yapıyoruz. 2 tek, bir çift yapıyoruz. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. Tek bir tane sık iğnemizi örüyoruz. Geriye kalan. Şimdi 24. sıramızdayız. Burada 24 tane sık iğnemiz oldu sıramızın sonunda. 24. sıramızda 3 sık iğne örüyoruz. 1 artırıyoruz. 3 sık iğne örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 25. sıramızda 30 tane sık iğnemizi bir işlemi yapmadan düz örüyoruz. Sıramızda 2 tek, bir artırıyoruz. 4 tek, bir artırıyoruz. Tekrar 4 tek, bir artırıyoruz. Bir artırıyoruz. Geriye kalan 2 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bu sıramızın sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi renk değiştiriyoruz. Renk değiştiriyoruz. Son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Bu sıramızda da 36 tane sık iğnemizi kırmızı ipimizle örüyoruz.
Evet, sonuna kadar kırmızı ipimizi örelim. Evet, sap kısmımız bitti. Üst kısmına geçiyoruz. Üst kısmına geçiyoruz. Bir sihirli halka yapıp altı tane sık iğnemizi yaptık sihirli halkamızın içine. İkinci sıramızdayız. İkinci sıramızda her bir sık iğneye çift batarak 12 tane sık iğne elde ediyoruz. Üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramızda bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramızdayız. Bu sıramızda bir tek, bir çift yapıyoruz. 2 tek, bir çift yapıyoruz. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. Geriye kalan tek sık iğnemizi örüyoruz. Bir, 24 tane sık iğnemiz oldu sıramızın sonunda. 5. sıramızda 3 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift. Bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 6. sıramızdayız. 6 ve 7. sıralarımızı 30 tane sık iğnemizi 2 sıra örüyoruz. Evet, 2 sıra 30 tane sık iğnemizi örelim. 8. sıramızdayız. Bu sıramızda 2 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift yapıyoruz. 4 tek, 1 çift. 1 çift. Geriye kalan 2 tane sık iğnemizi örüyoruz. Sıramızın sonunda 36 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 9. sıramızdayız. 9. sıramız ve 10. sıramız dahil 2 sıra 36 tane sık iğnemizi düz örüyoruz. Evet, 2 sıra 36 tane sık iğnemizi de ördük. Şimdi geldik üstüne tomurcuklarını yapmaya. İlk büyük mantarda göstermiştim nasıl olduğunu. Bir iki tane daha göstereyim. Aralıklı aralıklı
Çamurcuklarımızı yapıyoruz. Evet, bu şekilde çamurcuklarımızı yapıyoruz. Aynen bu şekilde olacak. Tohumlarını da yaptık. Şimdi birleştiriyoruz. Şurada az bir açıklık kalana kadar devam ediyoruz. Pamuğumuzu da doldurduk. Geriye kalan sık iğnelerimizi örüyoruz. Geldik mantarımızın şurasını yapmaya. İlk videoda göstermiştim, ilk büyük mantarda. Bir iki yine göstereyim. Böyle aşağı yukarı aşağı yukarı. Şuranın sayısının geniş olduğu için, burası da dar olduğu için bir deliğe birkaç kez batabiliyoruz. Evet, bu şekilde böyle geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Sonuna kadar bu şekilde böyle devam edelim. Şimdi geldik şu bölümümüze. BLO yaptığımız yere geldik. Oradan bir tane ilmeğimizi sıkıştırıyoruz. Bir zincir çektim. İki trabzan yapıyorum her bir sık iğnenin içine. Kapı süslerinde falan kullanılır. Bu çok güzel bir model. Her yere uyuyor yani. Dekor olarak kapı süslerine falan. Her yere yakışan bir örnek. Evet, bu şekilde etrafını trabzanla çevirelim. Evet sevgili hanımlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım anlatmaya çalışıyorumdur. Evet. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.